Vallahi iyi oldu patron. Bu kız becerir bu işi. Ben sana diyeyim. Yalnız teyzemlerden uzak tutmak lazım. Orası saatli bomba gibi. Hakan kesin bir pot kırar. Hakan'dan sekse, Handan teyzem var. Mutlaka karıştırırlar ortalığı. Sen sıkma canını patron, çözeceğim ben. Hadi bakalım, sen de artık şefliğe terfi ettin. Hakikaten ha. Bak vallahi yeni ayıldım ben şimdi o mevzuya. Ya şimdi artık arabada ben olmayacağım senin yanında, öyle mi? Aslı mı oturacak? Merhaba, kıskandın mı? Kıskandım tabii patron ya. 10 senedir ben oturuyorum o koltukta. O kadar oldu mu ya? Önümüzdeki ayın 5'inde tam 10 sene olacak. Gününü mü hatırlıyorsun? Tabii hatırlıyorum patron. Hayatımın değiştiği gün o gün ya. Sen olmasan ben Allah bilir hangi cezaevinde olacaktım şimdi. Bakalım ben hangi cezaevine gireceğim. Yok öyle şey. Ben var ya ölürüm de müsaade etmem öyle bir şeye ya. Bir haftaya bitecek bu iş, sen merak etme. Fizan da olsa bulup getireceğim onu size. Plaka listesi ne olacak? Kızın yaptığı. Aldım, merak etme. Nasıl ama zehir gibi değil mi? Fazla. Gel. Olaya koş. Şimdi sen bu yakışıklı Barış Bey'in özel şoför mü olacaksın? Bana bak. O arabaya kül kedisi olarak bineceksin. Cinderella olarak çıkacaksın. Anladın mı beni? Oldu canım. Ne var? Aşık falan olur musunuz? Gül, sen çok dizi izliyorsun be Gül'üm. Ya adam nişanlı. Ay hadi be. Tüh ya. Tüh ya. Yoksa haftaya nikah kıyardık. Değil mi? Ay, peri kızı gibi oldun Aslı. Ya ne peri kızı anne, şebek gibi oldum, böyle dışarı çıkardılar mı? Şşt, itiraz istemiyorum. Aa yeter, kız gibi giyineceksin bundan sonra. Otur bakayım şöyle. Hah. Anne onlar ne? Giy bakayım şunları. Ablanınkiler bunlar, olursa ben sana yenilerini alacağım. Giy hadi. Giy, 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 bakma giy. Giy şunu. Giy. Çok yakıştı. Aman aman aman. Gel 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 gel. Ay Allah nazarlardan korusun seni. Maşallah. Ah Allah zihin açıklığı versin yavrum. Oh. Hadi. Mahir amca! Mahir amca! Ay boş mu burası? Sen ateş böceği misin? Evet evet. Çok güzel olmuşsun. Ya bir de sen başlama ne olursun. Ben şurada 2 dakika üstümü değiştireyim, siz kapıyı tutun tamam mı? Evin adresini biliyor mu, nasıl gelecek? Biliyor patron, ben hafta sonu her şeyi anlattım ona. Arabanın özelliklerini de öğrettim. Siz hafta sonu birlikte miydiniz? Tabii. Yani işe hazırladım kızı. O yüzden. İyi, tamam.
Günaydın. Geç kalmadım değil mi? Bu ne hal? Şoför kostümü. Nereden buldun sen bunu? İş kıyafetleri satan bir yerden. Kötü mü olmuş? Yani böyle giyinmene gerek yok. Normal giyin. Ben iş ciddiyeti açısından şey yapmıştım. Yanımda bir kurşun askerle dolaşırsam pek ciddi gözükmeyecek. Ceketi çıkar. Kravat. Düğmeyi de iliklemişsin sonuna kadar. Daha güzel oldu. Anahtarsız araba da biraz garip oluyor. Marş basmanın bir güzelliği vardı. O gitti. Başka güzellikler bulursun sen de. Nereye gidiyoruz? Etiler. Niye gitmiyor bu? Ben bunu açmayacaktım. Şimdi... Çok özür dilerim. Hemen hallediyorum. Hata kodu veriyor. Ya Barış Bey çok özür dilerim. Gerçekten hemen halledeceğim. Söz veriyorum. Hemen halledeceğim. Hemen. Geç kalıyorum. Neyse ben taksiyle gidiyorum. Barış Bey. Barış Bey. Ya çok özür dilerim. Ya arabaya akıl verilir mi ya? Verilirse böyle delirir işte. Sen hafta sonu teori değil miydin? Evet. Çalıştırdı beni ama. Çalışsan böyle olmazdı. Nasıl? Güzel miydi hafta sonu? Aslı, ah! Ya sen böyle bir şey nasıl söyletirsin kendine? Yılların şoförüsün kızım sen. Aslı, ah!
Evet. 13 Mart akşamı neredeydin Hakan? 13 Mart akşamı doğum günüm olduğu için partideyim. Mekan olarak neredeydin Hakan? Ha, mekan. Big Open. Evet, devam et Hakan. Ne, bak, ne biliyorsan, ne hatırlıyorsan anlat. Bütün detaylar çok önemli, tamam mı? Okey. Çok güzel bir akşamdı. Başrolde ve DJ setinde ben. Aşağıda Party Animals. Animals yarısı arkadaşlarım. Nereye baksam güzel bir kız. Doğum günüm coşkuyla kutlanıyor. Çok mutluyum. Ah çocuğum, sefahati geç, sadede gel evladım, hadi. Böyle bir gece bırakılır mı teyze ya? Daha bütün gece eğlenecek para var cebimde. Kızların biri geliyor, biri gidiyor. Bah bah bah. Yarasa gibi kanını emdiler, bitirdiler oğlumu. Kızların birisi de aç mısın, tok musun diye sormadı sana, değil mi? Hı. Amma yaptın anne sen de ya. Demez olur mu hiç? Hatta Cinderella gibi bir kız elleriyle soda bile içirdi bana. Otur. Ama sonra kayboldu. Prensin aklımda kalmıştı. Bir dakika, bir dakika. Şimdi hiç tanımadığın bir kız o gece sana yanaştı, doğru mu? Evet, evet. Hatta bir şeyler ısmarladı. Ondan sonra komple kafa gitmiş işte. Ah, ondan önce vardı yani. Ay abla, başlama yine. Hakan sen devam et abicim. Mesela kızı anlat bana, ne giymişti, nasıldı, anlat, kızı anlat abi. Sen de az çapkın değilsin abi ya. Ya ne çapkınlığı oğlum, Allah aşkına. Eğer o kız senin içtiğin şey bir şey katmadıysa ben de Teo değilim ya. Yok artık, Nuri Alço mu Teo abi ya? Hem ilaca ne gerek var? İstese ben zaten giderdim onunla. Ay hücreten gideceğim bir gün. Babası da böyleydi, bir gram zeka yoktu. Oğluşum, bak bunu ben bile anladım. Anlamadın mı yavrum? Neyi? Ya hırsız o kızmış işte Hakan. Seni uyutmuş, arabanın anahtarını indirmiş abicim. Ya. Ne? Bu güzel kız hırsız mıymış yani? Vay be. Nasıl düşünemedim ben bunu ya? Ay gerçekten canım ya. Nasıl senin aklına gelmedi bu? Ay. Kaldı. Efendim Aslı, ne yaptın, başladın mı? Başlayamadım Teo. İlk günden batırdım. Yapma ya. Tamam dur, sen sıkma canını, ben geliyorum şimdi. Tamam. Heh. Budur ya, çek şimdi el freni de. Buydu değil mi? Oo, heh, yukarı. Tamam, bu kadar basit işte. Geldik mis gibi, daha ne? Öyle şoförüm, böyle şoförüm. Havandan geçilmiyor ama adama rezil oldum ya. Ya ilk gün stresi olur öyle şeyler. Bak sen sakın kendini yalnız hissetme, tamam mı? Ben her zaman senin yanındayım. Yani aynı koltuktan geliyoruz, o yüzden söyledim. Sağ ol ya, gerçekten. Ne demek ya? Adliyeye geldiğiniz zaman da patron hep bu kafeye gelir, onu buradan alacaksın hep. Okey? Tamamdır. İyi, hadi kaçtım ben o zaman. Kolay gelsin sana, yollarım Fatih'e. Sana da kolay gelsin dedektif. Ha Gül. Alo. Ha ne yaptın kuzum, merak ettim. Geldim, avukatı bekliyorum şimdi. Ya Gül sorma vallahi, Teo Hızır gibi yetişti. Ay o Teo Bey, ay gerçekten çok iyi birine benziyor Aslı. Kıyafetini sevdiler mi? Ay Aslı, evi nasıl, güzel mi? Villa mı, apartman mı? Ay havuzu da vardır kesin. Geldi Gül, kapatıyorum. Bunu yapmana gerek yok. Ben açabiliyorum kapıyı. Peki. Şey Barış Bey, ben sabah için çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Bir saat içinde Kemerburgaz'da olmam lazım. Yapamayacaksam ben taksiyle gideyim. Yaparım. Atlayın. Peki. Bravo. Tam zamanında. Gel bakalım, bekleme burada.
İçeride şoförler için yer var. Golf nedir biliyorsun değil mi? Mağarada büyüdüğümü sandınız herhalde. Hayır yok, ben o anlamda demedim. Öyle dediniz de neyse. Ne biçim vurdu be? İnsanın beli kırılır. Çok kolay gibi görünüyor ama çok zor. Şey, siz golf oynamak için mi acele ettiniz bu kadar? Yok, müvekkilimle buluşacağım. Kocasından korktuğu için onun gelemeyeceği yerlerde buluşuyoruz. Barış, Nisan Hanım geldi ve feci şekilde gergin. Hadi. Pardon. Barış, bu kız kim sürekli etrafında? Aslı. Tamam da neci peki? Hayır, müvekkilin diyeceğim de sana parası yetmez ki. Nisan Hanım, bekletmeyelim. Nisan Hanım. Barış Bey, hoş geldiniz. Barış Bey, takip edilmediniz değil mi? Beni bulmak için her şeyi yapar o Bilal. Merak etmeyin, polis koruması çıkarttım size. Yalnız olmayacaksınız artık. Harika, harika düşünmüşsünüz. Bana bulaşmak için her şeyi yapar o eşkıya. Evet, anladım ben onu. Bana bile şantaj yapmaya kalktı. Aa. Öyle mi? Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Bakın Nisan Hanım, sizi Barış'la ben bir araya getirdim ve eğer benim yüzümden Barış'ın başına bir şey gelirse kendimi mesul hissederim. Böyle bir mesuliyetin yok İlayda. Yani hatta buraya gelmek zorunda bile değildin. Olur mu canım öyle şey? Ortağımın yanında olmak benim için büyük bir zevk. Bunu bir solladım birader, bunun aklı uçtu. Böyle baktı bana. Atma, sana köprüde toz yutturan kimdi be? Ne yutturacaksın lan sen bana? Sen al bunu yut. Oğlum, oğlum bak alırım ayağımı. Seni var ya, çok kötü yaparım ya. Vallahi çok kötü yaparım seni. Beyler! Şoförlerin takıldığı bir yer varmış, burası mı? He, burası bacım. Kimi arıyorsun sen? Kimseyi aramadım. Barış Bey'in şoförüyüm ben. Tabii. Teo'ya bak be. Aklı sıra bizim makaraya saracak. O mu yolladı seni? Bacım, sen git söyle, yemediler de, tamam? Vallahi ister yiyin ister yemeyin, durum bu. Yemiyoruz, yemeyiz de. Şunu bir arayayım. Ha. Ara bakalım ya. Alo. Oğlum bak, yap. Alo. Yapmasana. Teo, aradan rahat bırak ya. Bak, var ya. Alo. Barış Bey, size bir şey göstereceğim. Ama ben İlayda Hanım'a pek ısınamadım. Sadece siz bilin aramızda. Söz verin bana. Söz. Etek giydirmişler, inanabiliyor musunuz? Madem size şantaj yapıyor, siz de bunu koyun masaya. Kesin sesini. Nisan Hanım, o mafya, ben avukatım. Yani eğer aynı şeyleri yaparsak bir farkımız kalmaz. O da doğru. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz beni bırakmayın da. Yani bugüne kadar hiçbir müvekkilimi yüzüstü bırakmadım. Merak etmeyin. Ben yokken mühim bir şey kaçırdın mı? Yok. Oğlum öküz müsün? Yapmasanıza. Bak vallahi çok beyler, oğlum yapmasanıza bak. Bu kız şoförmüş. Bizdenmiş. Harbi mi ya? Kahve alır mıydınız Ahmet Bey? İçerim Kerim kardeşim. Siz de alır mıydınız beyefendi? He, alırım efendim. Sen alır mıydınız bayan? Baksana ya! Yarın polis korumanız başlayacak Nisan Hanım. Haberleşiriz.
Siz de gözünüz açık tutun. Bilal'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Kafayı taktıysa size. Siz beni merak etmeyin. Temiz değil mi her yer? Ben kaçıyorum. İyi günler. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Sana neyle ilgili şantaj yaptı? Boş ver. Hayır, sen çok titiz çalışırsın yani. Nasıl bir açılım yakalamış olabilir ki? Yok zaten, merak etme. Nereye götüreyim seni? Hala ortaklığımızı kutlamadık. Hala imzayı da atmadık. İlayda, ben bu işten pek emin değilim. Neden? Yani ikimiz de zor insanlarız. Şaşırttın beni. Tamam. Bunu sonra konuşalım, olur mu? Görüşürüz. Yürü be bacım. Hala daha oynuyorsun. Hala. Ya rezil herif ya. Kızarmadın be. Şuraya bak, hala gel daha önce bak. İki tane taşın kaldı. Hadi bacım be. Bitti, bitti. Ulan, ya rezil herif ya. Ya. Hak et ben burada. Hala, hala. Hala, barışıyorsun, oynuyorsun. Hala daha önce. Her gün de dalga oynuyoruz. Size doyum olmaz. Vallahi öyle be. Bırak ya. Bir daha önce konuşacağım. Ne yapalım, ne yapalım? Eve götürürüz ya. Barış Bey. Barış Bey, helal olsun size. Ne güzel iş yapmışsınız böyle ya. Mesleğimiz itibar kazandı, yemin ediyorum. Vallahi helal olsun Barış Bey. Bravo, bravo. Abartmayın beyler. Buyurun Barış Bey. Görüşürüz. Görüşürüz, selametle. İtibar demek. Tavlamışsın hemen. Ya, abartıyorlar. Öküzler möküzler ama iyi çocuklar. Yani öküz derken... Kötü anlamda değil. Öküz güzel hayvandır bir kere ama kabadır işte biraz. Anladım. Söyler mi? Biraz beynine oksijen gitsin, belki o geceyi hatırlarsın. Bizim kızlar görse rezil olur. Vallahi şu an karizmam çiziliyor anne. Ay evladım, öyle söylesene karizmam çiziliyor diye. Çizilmesin tabii çocuğum. Hadi sen git eve. Tamam, hadi bay bay. Hani nereye gidiyorsun ya? Ay deli etmeyin beni. Demin dedin ya teyze eve git diye. Aa, evet abla. Demin dedin ya. Yani Alzheimer falan mı var sende? Anlamadım ki yani. Yahu kinaye yapıyorum. Kinaye, mürsel, mecaz. Bir şey bildiğiniz yok. Oğlum senin de Barış'ın da başınız iyicene dertte. Hala yok karizmam marizmam. Ama abla ya, Allah aşkına şu suratın masumluğuna bak. Yani bak biliyorsun bundan bir suçlu azılı yaratmaya çalışıyorlar. Yani dünya nereden nereye gidiyor? Allah nereye gidiyorsa gitsin, beni eve bıraksın anne. Çok yoruldum. Bana bak, düş önüme. Düş önüme, o geceyi hatırlayana kadar koşacaksın. Durmak yok. Bakma sen de öyle. Yürü, marş, marş. Ay, koş oğlum, koş. Geldiler bu teyze de yine. Beni de bekleyin. Hadi kardeşim, çıkar arabanı. 10 dakikadır bekliyoruz burada. Alo. Aslı. Sakin. Ya Barış Bey, nasıl sakin olayım Allah aşkına ya? Ya bunları böyle gördün mü? Savaşacaksın, tek tek eğiteceksin bunları. Siz bana güvenin. Ne? Hey, 57-14. Ne? Hey, 57-14. Çiziyorum arabanı çıkarmazsan. Aslı. Çiziyorum dedim, alo. Aslı dedim.
Buyurun Barış Bey. Lütfen arabaya dön, bağırma. İyi de yani sıkıntı yaratmazsak bu hep böyle yapar. Yahu bunlar İstanbul'un trafiğini bu hale getiriyor. Aslı, o zaman rapor tutarız. Sorunlarımızı böyle çözüyoruz. Bağırıp atar yaparak değil. Hiç mi atar yapmıyorsun? Erak edene bile mi? Hiç. Çünkü bu arabayı kullanırken beni temsil ediyorsun. Unutma. Tamam o zaman denerim. Deneme. Yap. Ya ben tutamayacağım, söz vermek istemiyorum. Ya bir taksici olarak dünyamdaki bütün atardan bir anda kurtulabilir miyim bilmiyorum. Tamam o zaman dene. Acaba halamın iş yeri nasıl bir yer? Ufacık bir yer bile olsa hiç mühim değil çiçeğim. Ay trafiğe çıkmıyor ya artık. Oh çok şükür. Vallahi dualarım kabul oldu. Ay her sorduğumda araya laf karıştı. Soramadım, öğrenemedim. Yani ne iş yapıyor tam olarak? Aman işte ne bileyim. Avukatlık yanında sekreterlik. Telefonlara melefonlara bakacaktır herhalde. Ay kız anne, yönetici asistanı falan olmasın? O ne ki? Müdür yardımcısı falan gibi mi acaba? Öyle bir şey. Büyüyünce de müdür oluyor. Yapar benim kızım. Ay yapar. Onu da yapar. Kız arasana şu Aslı'yı. Arada bir konuşalım bakalım ne yapıyor bizim müdür kızımız. Ara Arzu, ara. Açabilirsin telefonu. Kulaklık var nasıl olsa. Yok yok. Annemler arıyor. Ben ararım onları sonra. Sizi rahatsız etmeyeyim şimdi. Aç, belki önemli bir şeydir. Efendim anne. Aslı. Yavrum. Ofis nasıl? Sana masa falan verdiler mi kızım? Yok yok, daha değil anneciğim. Neler yapıyorsun anlatsana. Sevdin mi ofisini, arkadaşlarını, anlaşabiliyor musun? Hı-hı. Nasıl gidiyor? Evet, evet, evet. Anlatsana azıcık. Yakışıklılar var mı, yakışıklılar? Bakmaz benim kızım öyle şeylere. Ay anne ne olacak? Tuşusunu mu kuracağız? Aslı, sen işine bak kızım. Bu zevzekle telefon açıyorum, bende kabahat. Oldu anneciğim, tamam, güle güle, bal böceğimi öpüyorum. Tamam kızım. Anne ya. Sen demedin mi Aslı biraz kız gibi kız olsun diye? Gözlerini açıyoruz biraz. Ama açılmayıversin onunki de. Seninki açıldı da ne oldu? Bence gayet iyi oldu. Ben çok seviyorum Barbu abiyi. Çak kız. Tükendim ya. Yemin ederim tükendim. Evladım bir de genç olacaksın. Sabahlara kadar dans etmesini biliyorsun ama. Ama orada motivasyon var teyze. Kızlar var, müzik var. Burada sen varsın yani. Ay yani dikildin oğlucumun başına. Olur canım benim. Hapishaneye girsin, gardiyanlar diksin çocuğun üstüne gözünü. Ama senin de gardiyanlar bir farkın yok zaten. Zangoç gibi dikildin başımıza. Hatırladım, hatırladım. Şimdi hatırladım. Ne hatırladın? Ne hatırladın çocuğum? Çabuk söyle, ne hatırladın? Ay abla, haklıymışsın. Oksijen gitti beynine oluşumun. Biliyordum, biliyordum. Söyle evladım, söyle çocuğum, ne hatırladın? Var ya, düşünmekten kafam çatlayacaktı teyze. Şansa bak, tam karşıma çıktı. Çabuk. Çabuk söyle, saçını başını yalayayım ona. Dondurmacı diyorum anne, dondurmacı. Geçen bir kızla çıktık. Ara ara bulamadım bu dondurmacıyı. Var ya, böğürtlenlisi özellikle süper. Anne, alalım mı bana 3-5 top? Ne olur, içim yandı ya. Teyze lütfen. Ah canım benim. Sen deminden beri dondurmacıyı mı hatırladın evladım? Hı-hı.
Ah canım benim, bir tanem. Ben sana 3 top alayım mı dondurma? Ben sana 3 top dondurma, 3 top dur dondurma. Abla, dur abla, yapma sana 3 top dondurma. Kalkın gel buraya, öleceğim seni. Hatırlamıyorum. Vay be, resmen özel şoför oldum Aslı. Oldum mu ya? Sabah ne biçim dağıttım, rezil oldum adam. Ne diyorsun? Nasıl geçti ilk günün? Yapabilecek misin bu işi? Ben de şimdi onu düşünüyordum Barış Bey. Valla üniforma giymek yok, kapı açmak yok. Müşteri bekler gibi avukat beyi bekliyorsun. Yani taksicilikten bir fark yok bence, kıvıracağım yani. Bir de arabayı bozmamayı başarabilirsen. Ya Barış Bey, ben vallahi iyi şoförümdür. Bugün niye öyle oldu hiç anlamadım ben. Şaka yapıyorum. İlk defa kullandığın içindir, dert etme. Başkası olsa neler dert. İyi bir adam sanki ya. Çok da yakışıklı be. Kendine gel. Adam hem patron hem de nişanlı. Efendim İlayda. Yeni bir mekan açılmış, ambiyans çok güzel diyorlar. Hadi gel seni oraya kaçırayım ha. Gelemem, çalışmam lazım. Ama benim de seni ortaklığa ikna etmem gerek. Nasıl olacakmış o? Bizim de kendimize göre yöntemlerimiz var herhalde. Barış. O imzayı sana attırmadan rahat bırakmayacağım, biliyorsun değil mi? İlayda, iş konusunda zor bir adamım, tanıyorsun beni. Evet ama sen de beni tanıyorsun. Zoru başarmayı severim. Biliyorum, biliyorum. Sen şu kapıyı biraz aralık bıraksan bana yeter aslında. Tamam, ben senin için kapıyı aralık tutarım. Ama gerisine söz veremem. Olur. O kadarı bana yeter. Hadi öpüyorum seni. İyi geceler. İyi geceler. Aslı. Efendim Barış Bey. Teo seni telefon konuşmaları konusunda uyardı değil mi? Yani burada duyduklarım burada kalır. Evet Barış Bey. Dedikoduyu istemem ben zaten. Doğru, neydi senin o? Yanarlı. Yanarlı dönerli işler. Bana güvenebilirsiniz. Evet. Akşam yemeğiniz geldi. Ya yine bu yeşil sudan mı içeceğim ben? Sıdıka, ben artık yemek yemeyi özledim. Muhteşem güzelliğinizi bu şekilde koruyorsunuz. Barış Bey'in aklını alacaksınız. Etkilemek demişken bak hangi davayı aldım. Barış Bey'e rakip mi olacaksınız? Sadece rakip olmak deme yalnız. Ben bu davayı kazanacağım. Bu davayı kazanıp onu etkilemeyi de başaracağım. Erkekler kadınlara yenilmeyi hiç sevmezler İlayda. Ay Sıdıka, artık şu varoş felsefesini bir bırak olur mu? Hayatım, bizim dünyamızda böyle şeylerin bir yeri yok. İç, 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 iç. İğrenç. Bırak sen, hallederim ben. Olmaz öyle şey, ben hallederim. Ya gerek yok. Ya olur mu? Bakın ben sizin şoförünüzüm sonuçta değil mi? Teo olsaydı o taşıyacaktı. Ben rahat edemem öyle. Benim taşımam lazım. Sen gerçekten yardım almayı bilmiyorsun. Ya ama ben sizin şoförünüzüm. Siz bana değil, ben size yardım... Ne kadar güzelmiş. Kocaman. Bazen kendimi bulamadığım zamanlar oluyor. Haklısın. Evet. İlk günümüzü de hayırlısıyla bitirdik. Kaldı 29 gün. O zaman ben arabayı alıp gidiyorum.
Evet evet. Araba sende kalacak. Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Güzel yerlermiş buralar ya. Biraz ürkütücü ama. Güzel. Allah! Ne oluyor be? Ne oluyor? Düşüyormuşum ha. Allah korudu vallahi. Ha, Teo. Hadi Teo hadi. Aç. Telefonu kapalıydı. Şey mi oldu? Şey. Ya ben yolda öyle ilerliyordum. Araba bir anda tık dedi gitti. Ben çalıştıramıyorum bunu. Tamam konum at geliyorum ben. Hemen atıyorum. Sen çok iyi anlıyordun arabalardan. Aslı. Pardon ya. Ben arabayı görünce şaşırdım biraz. Siz klasik arabalara düşkün müsünüz? Evet. Neden? Çiçeğe çarpan araba da bunun. Biliyorum. Verdiğin dosyada yazıyor. Klasik arabası olan çok az insan var. Hem kulübümüz de varmış. Orada herkes birbirini tanıyordur. İstersen önce bozduğun arabama bakalım. Sonra diğerini konuşuruz. Ne dersin? Haklısınız tabii. Tabii çok çok özür dilerim.
Tamam ben şimdi hemen şuraya bir bakmıştım. Ay! Ne yaptın? Tamam sakin bakacağım. Yakmışsın bütün parmaklarını. Sen sıcak motoru niye tutuyorsun ki? Ne bileyim ben kaza gelince aklıma benim aklım uçtu. Ne yapacağım ben seninle böyle? Bir yaz gecesi otururken bahçede ateş böceklerini seyredaldım. Hanım eli kokusu karışmış yasemine ateş böceklerini seyredaldım. Kendime benzettim yanlışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını, eğilmeden güneşe özgür kalışlarını, bir mevsimlik hayat buluşlarını. Kendime benzettim yanlışlarını, yönsüz yolsuz kanat çırpışlarını, eğilmeden güneşe özgür kalışlarını.